Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Bugün bir yeni bölümle daha karşınızdayım. Hatırlarsınız bir önceki bölümde finale başlamıştık ama daha sonra bilgisayar, daha doğrusu oyun takılmıştı. Öylelikle finali bitirememiştik, 1-0 öne geçmiştik, ilk yarımız bitmemişti. Şimdi final karşılaşmasında bir daha oynayacağız. Öncelikle kadromuza bir daha bir bakalım. Kondisyonu falan iyi bunun. Dilerseniz ben burayı hızlıca geçeyim. Evet, çok fazla değişiklik yapmadım, sadece yedek oyunculardan birini değiştirdim. Şimdi karşılaşmaya başlayacağız. İnşallah güzel geçer, İnşallah kazanırız diyorum. İyi olan kazansın, iyi olan tarafta biz olalım diyorum. Ve final mücadelesi tekrar başlıyor. Biliyorsunuz ki sahaya taraftar alınmıştı, maç iptal edilmişti. Takılma ya, ne olur takılma ya. Abi offline oynayayım bir de, online oynasam anlayacağım ya. Vallahi anlayacağım. Şimdi hızlı toplarla çıkacağım takılmazsa. Sercan Sarerer sağ kanatta. Çalımımızı attık. Foul var orada, penaltı. Penaltıyı kazanıyoruz, yine maçın başında golü bulabiliriz. İnşallah takılmaz, etmez de güzel bir şekilde oyunumuzu oynayabilirim en azından. Kaybedelim ya, varsın kaybedelim ama düzgün bir şekilde oyunumuzu oynayabilirim, ben onu istiyorum sadece. Dakikalar 7 ile 8 arası, 8. dakikanın içerisindeyiz. Haydi Sercan. Haydi Sercan ve 1-0. Finalde 1-0 öne geçiyoruz. Bu yılın sonu şampiyonluk olsun. Uzatmaya gerek yok. Penaltı golü. Çok da öyle bakacak bir şey yok yani. Devam edelim. Girdi garaya. Haydi hızlı top. Ah ah, olmadı olmadı, yapamadım. Bıraktım şimdi önüne. Ortayı yapacağım ama önce pas oynayayım. Sonra ara pası. Vur kaleye, 2 oldu. 2-0 öndeyiz. Henüz maçın başında. Hızlı paslaşmalarla rakibin defansını adeta şaşırttık ve ikinci golü bulduk. 2-0 öndeyiz. Yani arkadaşlar, bu ufak tefek takılmalar muhtemelen kayıtta da gözükecektir. Gözükmezse ne mutlu bana. Ama gözükürse kusura bakmayın yani. Gerçekten şu an elimden bir şey gelmiyor. Topu kazandık. İleri oynayacağım. Oynayamadım. Araya girdi. Oynayamadım. Muğlat Çelik şimdi oynadı. Ali Bek. İnşallah doğru okumuşumdur ismini. Kaleye vurdu. Vallahi gol sandım. Vallahi gol sandım. Güzel pozisyondu. Yani kaçmasına elbette sevindim ama ben gol sandım. Kayseri Spor sağ kanattan geliyor şimdi. Yapma. Güzel girdik araya. Daha doğrusu giremedik de kalecimiz sağ olsun pozisyonu önledi. Pasımı oynayacağım şimdi ileriye derken Aziz Behiç girdi araya. Al pası. İleriye koş. Oynayacağım önüne. Olmadı. Benim suçum. Uzun pas oynamamalıydım. Şimdi Sercan Sarerer. Baktı kaleye, vurdu, topu ağlara gönderiyor. 3-0 oluyor. Türk gücü mini Kayseri Spor karşısında 3-0 öne geçiyor. Şampiyonluğa çok yakınız ama henüz hiçbir şey bitmedi. Biz nasıl ilk yarıda 3 atıyorsak onlar da ikinci yarıda 4 atabilir. Bu futbolun içinde olan bir şey. İşte bu müthiş golle 3-0 öne geçiyoruz. İnşallah şampiyonluğa da ulaşırız. Oyuncularımız yorgun. O yüzden çok fazla bastırmıyorum. Maçı kazanalım da. Gol yemeden mümkünse. Foul yapmayacağım. Çünkü hem sarı kartı var hem de penaltı olacak yoksa. Laukat. Yardır Laukat. İleri oyna. Siliskovic gidiyordu, bir an geri durdu. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Güzel bir pozisyon olacaktı ama. Neyse, hadi böyle olsun bu seferlik. Aziz Behiç oynadı müthiş. Pedro Henrique mi? Ha, Henrique, evet.
üstünde yazan isim farklıydı sanki. Şimdi Albek pasını oynayacak veya şutunu çekecek fakat izin vermedik. Girdiğimiz pozisyonları iyi değerlendirebilmek, iyi değerlendirmek daha doğrusu bize şu anki skorun rahatlığını veriyor. Güzel müdahale geldi oradan. Çok riskliydi. Bir an dedim acaba kırmızı mı çıkacak? Şimdi uzun ileriye uzun bir pas. Muğdat Çelik çok güzel vurdu. Çok güzel gol gerçekten. Çok güzel gol yedim. Hoşuna gitti. Muğdat Çelik ile Kayserispor aradaki farkı 2'ye indiriyor. Golü bir daha izleyelim. Bu oyuncunun ismini bilmiyorum ama uzun yani soy ismi. Gerçekten çok güzel pas oynadı orada. Muğdat da harika bir vuruşta topu ağlara gönderdi. Pedro Henrique, evet doğru görmüşüm, yanlış yazıyormuş oyuncunun üstündeki isimde. Pedro Henrique, izin verme, evet. Kusic, Barry, sakın. Top kaptırmadım orada, sakın. Şuradan hızlıca hop al onu. Kayserispor sağ kanattan geliyor. Yerden bir pas oynayabilseydi orada tehlikeli olabilirdi. İzin verme. Orta güzel. Dakikalar 90 artı 1. Artık şampiyon Türk gücü mini. Türk gücü mini ilk şampiyonluğuna ulaşıyor. Oktay Demirci liderliğinde. Hop. Şampiyon Türk gücü mini. Şimdilik tipimiz böyle ama oyuna kendi yüzümü eklemeye çalışıyorum arkadaşlar. Onun üzerinde çalışıyorum. Yapabilirsem inşallah çok güzel olacak. Benim açımdan yani en azından çok güzel olacak. Ve işte sezonun ilk kupası Avrupa Şildi birazdan ellerimizde yükselecek. Tebrikler. Tebrikler, tebrikler. İnşallah bu yolun sonu da şampiyonluk olur. Ve işte Avrupa Şili şampiyonu Türk gücü Münih. Tebrikler. Kısa bir turnuvaydı ama yine de bu turnuvadan yani galip gelmek bence çok önemliydi. O yüzden tebrik ediyorum takımımı. Şöyle bir hatıra pozu da verelim. İlerle diyelim. Artık lige bakacağız. Görüyor musunuz? Kayserispor 7 şut atmış, 4'ü kaleyi bulmuş. Sadece 1 gol atabilmişler. Biz ise sadece 3 şut attık. İkinci yarıda hiç şut atamamışız. Onu fark ettim şu an. 3 şut, 3 gol. İlerle diyoruz. Ligdeki ilk maçımız hakkımızda hayırlısı olsun. İnşallah galibiyetle ayrılırız. Formalar yerinde. Gündüz oynanan bir karşılaşma. Haydi bakalım. Ve Bundesliga 3. Lig'deki ilk karşılaşmamıza başlıyoruz. İnşallah bu yolun sonu da şampiyonluk olur. Hızlı bir kontraya çıkabilir miyiz? Şöyle aradan oynadım. İlk pozisyonumuz. Siliskovic sağ ayak mıydın, sol ayak mıydın hatırlayamadım bir türlü. Az farkla kaçıyor. Aslında 2 dakika bir onlara mı baksam ya? Çok üzüldüm şu an bu pozisyon kaçtığına. Fişa. Yardır Fişa. Koş Fişa. Hızlı hızlı. Benim gelin abi. Sana değildi ama neyse sen görürsün. Sana oynayacağım. Ah geçmedi. O top geçmedi. Mikkels. Ha, artistik hareketler. O nasıl isim ya? Neyse. Şimdi Jansen. Jansen offside'da. Hemen devam edelim. Serbest vuruş kullanıyoruz şimdi. Kaleye baktım. Kusic kaleyi denedi. Belki gol olsa.
güzel bir gol olabilirdi ama defans oyuncusundan çok da iyi bir şut beklememek lazımdı. Hata benim. Soğukkanlı bir şekilde kontrol ediyor. Şimdi hızlı paslarla kontraya çıkabilir miyiz acaba? Oyna! Offside gördüm. Belki yarım metre, belki bir metre offside'daydı. Şurada hemen hızlıca oynayabilseydim çok güzel olacaktı. Neyse. Hadi. Sercan'ın ne güzel bir pas. Sercan, koş Sercan. Yerden sert bir orta. Evet, madem rakip çok ciddi aldı bu işi, biz de ciddi alalım. He? Sanki ben böyle deyince bir şey değişti. Değişti mi yoksa? Gabriel. Aha, o ilk pozisyonu gol atacaktık var ya, kafamızı rahat şu an. Yakın direğe oynayacağım. Vur kafayı. Hay, nein. Orta yapmak istedim. Şuta basmıştım. Biraz karışıklık oldu orada. Şimdi Siliskovic. 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 74. 74. dakikanın içerisindeyiz. 1-0 öne geçiyoruz. Duisburg deplasmanında. Zor oldu. Zor attım ya. Gerçekten zorlandım. İlk yarıda, ilk dakikalarda hatırlarsanız ki çok net bir pozisyonu kaçırmıştı. Bu sefer ise harika bir gol atıyor. Geçerse tehlike yaratırım diyecektim fakat iyi girdi araya, yaratamadım. Büyüğeden çalım denemeleri. Benim yaptıklarımı yapsaydı bir şey demeyecektim ama Siliskovic vur kaleye. Girmedi. Ah lan ya, nasıl girmez ya. Haydi. Olmadı, güzel düşündüm ama biraz top mu hızlı gitti, oyuncu mu ağır kaldı bilemiyorum. Duisburg fazla yüklenmeye başladı bu dakikalarda. Şimdilik şu pozisyonu geliştirelim. Haydi, hızlı atak, şöyle bir çalım denemesi. Güzel. Gel. Vur ama, olmadı, vur, kale boy. Lan. Birden sınırda ya. Allah'ım yarabbim, burada ne hale geldim ya. 2-0 öndeyiz. Saçmalığa bakar mısınız? Duisburg taraftarları arasında Türk Cumhuriyet taraftarları. Abi zar zor attım ya. Şuna bakın. Vuruyorum. Defans çıkarıyor. Öncesinde kaleci çıkarmıştı. Zar zor ikinci golü attık. Siliskovic adeta golü zorladı. Şimdi Siliskovic'den bir son dakikada bir hat-trick gelir mi? Güzel bir çalım denemesi geliyordu. Evet, karşılaşma bitmek üzere. Hoca bitir artık. Sen de ben de uğraşmayalım burada. Karşılaşma sona eriyor. 2-0 galip geliyoruz. Böylelikle ligdeki ilk karşılaşmamızla galibiyetle tanışıyoruz. İnşallah bunun devamı da gelir diyorum. Bakalım, 9 şut çekmişiz. Gerçekten kaleyi zorlamışız yani bugün. 9 şut çekmişiz. Maç sonu röportajı ilerle. Röportaj yapalım, evet. Röportajlar önemli. Türk Gücü teknik direktörü olarak ilk galibiyetinizi almak sizi ne kadar mutlu etti? Daha iyisini yapacağız. Siliskovic bugün attığı iki golle takımın kahramanı olduğunu gösterdi. Nasıl yorumlarsınız? Harika diyelim. Kesinlikle yoktu. Çok iyi savunma yaptık ve galibiyete zemin hazırladık. Fırsatları değerlendirip kazandık fakat iyi oynamadık. Oyuncuların her biri üzerinde düşeni yaptı. Kesinlikle.
Teşekkürler, başka soru almayacağız. Şu Steam'den gelen şeyleri kapatmanın bir yolu yok mu ya? Böylelikle ilk bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.